Ege Üniversitesi'nin yıllardır akademik desteğini esirgemediği İzmir Kuş Cenneti, kentin adeta gözbebeği durumunda. Bu doğa harikası yere verdiği önemi pekiştirmek isteyen Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu geniş katılımlı bir gezi düzenledi. Geziye katılanlar uzmanlardan bölgenin durumuyla ilgili bilgi aldılar. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Candeğer Yılmaz, Gediz Deltası'nda yer alan İzmir Kuş Cenneti'ne yaptıkları ziyaretle çevreye ve doğaya karşı farkındalığı artırmayı planladıklarını vurguladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Hilmi Bayraksa, ziyaretçilere Gediz Deltası'nın ekosistemi, biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi verdi ve bölgenin korunması için katkılarından dolayı Ege Üniversitesi'ne teşekkür etti. Ege Üniversitesi olarak kuş cennetinin korunması için 32 yıldan beri yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve oldukça başarılı olduklarını belirten Ege Üniversitesi Tarihi Uygulama ve Araştırma Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sıtkı da Gediz Deltası sulak alanın yok olmaması için Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi ve Biyoloji Bölümü olarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bizlere özellikle su sağlama konusunda destek sağlayan başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı ve TSY'deki 2. Bölge Müdür, müdür yardımcılarına ve ekibine gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun burada olması beni son derece mutlu etti. Bu bakımdan da sayın hocalarıma, başta rektörümüz olmak üzere dekanlarımıza ve enstitü müdürlerimize çok teşekkür ederim, dedi. 2014 yılında Ege Üniversitesi çevre duyarlılığı, farkındalığı ve de Engelsiz Ege Birimi sloganlarıyla belirledi. Bu doğrultuda yönetim kurulumuzu ve daire başkanlarımızı ve bilimsel araştırma projeleri komisyonumuzu, onların bugün çalışması var tesadüfen, onlar da katılmış oldular.